erken ilkbaharda yani Nisan-Mayıs aylarında havaların ısınmasıyla kovan içerisindeki gelişimlerine bağlı olarak arılar oğul verme içgüdüleri var. Bu oğul verme içgüdüleri nektar akımının başlayacağı günlerde olur tabiatıyla. Oğul verme bu şekilde gerçekleştiriyor. Ama şimdi sonbahardaki yaşadığımız oğul geldi diye tabir ettiğimiz arılar tabii çok büyük arılar değil. Bu dönemde aslında oğul vermez. Ama onu cezbeden bazı nedenler var. Kovan içerisindeki arıların ana arı kayıplarından dolayı yeniden ana arı yapma telaşları, dolayısıyla çıkacak olan ilk ana arının döllenme için ortamı olmadığı, erkek arı popülasyonunun çok azaldığı, belki de yok olduğu bir mevsimdeyiz. O nedenle o arı bulunduğu yerden terk etme ihtiyacı duyar. Belki başka alanlarda döllenme için bir erkek arı popülasyonunu bulabilir. Bu neden var. Birincisi bu. İkincisi, kovan içerisindeki ortamın hijyen koşullarına uymadığı, içinde çok rutubetli, nemli ortamlar olduğu, hatta içerisinde balsız kaldığı bile olabilir. Bu durumda arılar bir şekilde bal bulabilecekleri ortamlara, işte dediğim kısa yollarla göç ederler. Ne yaptık biz? Arıyı işte ellerimizle çerçeveye sarmasını sağladık. Ana arıyı gördük, dölsüz olduğunu da tespit ettik. Hatta o arıyı mecburen tabii yaşamını sürdüremeyeceği gerekçesiyle ana arıdan vazgeçtik, ana arıyı öldürdük ama arı popülasyonunu sürdürebilme olanağı sağladık aslında. Biz bir taraftan biri öldürürken, yani yok ederken, öbür taraftaki oradaki en az 2000'e yakın canlı varlığın bu sisteme katmak için çaba sarf ettik. Aslında biz doğrusunu yaptık. Ruşet kovan diye tabir ettiğimiz kovan içerisinde ballı, işte kekini falan koyduk. Yeni bir ana arımız vardı, onu ona vererek o arının belli bir süre yumurtlamasını sağlayacağız ki ortam buna çok müsait. Çerçevelerin içerisine yumurtlamayı tamamladığı anda da gerekirse o kutuyla, burası mikroklima özelliği olan bir yer, yani sıcak bir yer. Burada kışlatma imkanımız da olabilir ama ille de onu %100 biz ondan başarı elde edeceğiz diyorsak, onu bir başka kovanla birleştirmek suretiyle gücünü biraz daha arttırırız. Dolayısıyla onu kışın onu yaşama şansını biraz daha arttırarak ilkbahara çıkarmasını sağlarız.